Revidü yöntemiyle ters Laplace dönüşümü. Reel ve tek katlı kutup durumu. Bu videomuzda Revidü yöntemiyle ters Laplace dönüşümü nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Şimdiye kadar ters Laplace dönüşümü hesaplamada birkaç yöntem konuşmuştuk. Onları da bir hatırlayarak başlayalım. İlk olarak ters Laplace dönüşümü hesaplamada basit kesirlere ayırma tekniğinden faydalanmıştık. Basit kesirlere ayırma. Karşımıza gelen her durumu çözen bir tekniktir. Sadece zaman zaman işlem olarak uzun olması negatif tarafıdır. İkinci yöntemimiz konvolüsyon yardımıyla da ters Laplace dönüşümü alabiliyorduk. Konvolüsyon yardımıyla. Fakat burada da konvolüsyon integralini hesaplamamız gerekir ki burada da önemli bir integral zorluğu vardır. Şimdi bu tekniklere üçüncü bir teknik ekleyeceğiz. O da rezidü yöntemi. Rezidü yöntemi. İngilizceden oldukça zekice bir çeviri vardır burada. İngilizcesi rezidue şeklinde yazılır. Bunun okunuşu rezidüdür. Bizim bu 1960'lar, 70'ler, o dönemlerin hocaları bir şeyin İngilizcesi nasıl okunuyorsa, İngilizce buna rezidü diye okuyorsak, Türkçede de nasıl okunuyorsa İngilizce'de, Türkçede de öyle yazalım fikriyle çeviriler yapmışlardır. Ki bilimsel açıdan birçok terimin ismi bu şekilde belirlenmiştir ki çok önemli derecede yeteneksizce bir çeviri yöntemi diyebiliriz buna. Neyse şimdi o kısımları tartışmayalım. Rezidü yöntemi limit yardımıyla bir formülü vardır. Limit yardımıyla ters Laplace dönüşümü almadır. Dönüşümü bulma tekniğidir. Bunun da zaman zaman zorlaştığı durumlar karşımıza gelecek. Bu videomuzda rezidü yönteminde reel ve tek katlı kutup durumunu inceleyeceğiz. Şimdi kutup nedir? Bunu tanımlayarak başlayalım. İngilizce'de poles. Yani rezidü kavramı konusu içinde poles diye bir şeyden bahsedilir. İşte o kutuptur bizim Türkçedeki karşılığı. Paydayı sıfır yapan değerler. Kutup ters Laplace dönüşümünü alacağımız Efes'in kutup Efes'in paydasını sıfır yapan S değerleridir. Buna bir isim takılmıştır. İşte kutup denmiştir. Çok önemli değil. Biz burada bu kutbun reel ve tek katlı olduğu durumu inceleyeceğiz. Yani Efes'imiz şöyle şeyler olabilir. Efes eşittir mesela 1 bölü S eksi 2 S artı 4. Buradaki kutuplarımız bir S2 var. Bir de S eşittir eksi 4 var. Kutuplarımız reel ve tek katlı. Üzerinde kare olsa bir şeyin çift katlı bir kutup olur. O bu videomuzun konusu değil. Bir sonraki videomuzda reel ve çift katlı kutup durumunu inceleyeceğiz. Çift katlı, üç katlı. Onlarda ne yapacağımızı konuşacağız. Bir örnek daha verelim şuraya. 3s artı 2 bölü s çarpı s artı 1 çarpı s eksi 3 mesela. Buradaki kutuplarımızda s eşittir 0 ilki, s eşittir eksi 1 ikincisi, s eşittir 3 üçüncüsüdür.
Kutuplar bunlar ve hepsi reel ve hepsi tek katlı. Hiçbirinin karesi yok üzerinde veya kübü yok ki çift katlı kutup olabilsin veya üç katlı kutup olabilsin. Şimdi kutup kavramını böylece tanımladığımıza göre kutup dediğimizde bu rezidü konusunda paydayı sıfır yapan değer olduğunu anladık. Bir Efes'in Laplace eksi bir Efes. Bir Efes'in ters Laplace dönüşümü bütün kutuplara ait rezidülerin toplamına eşittir reel ve tek katlı kutup durumunda. Tüm rezidünün şimdi ne olduğunu tanımlamadık. Tüm kutuplara ait rezidülerin toplamına eşittir. Mesela şunun ters Laplace dönüşümü Laplace eksi 1 Efes rezidü res diye yazılır. İngilizcesinden belki Türkçe'de rez diye de yazıyor olabilirler. Emin değilim. Res orası çok detay bir şey, çok önemli değil. S eşittir 2. S eşittir 2'nin rezidüsü artı S eşittir eksi 4'ün rezidüsü. S eşittir eksi 4. İki rezidünün toplamı bize bu ifadenin ters Laplace dönüşümünü verecek. Burada ise Laplace eksi 1, Efes, Res, S0, 0'ın rezidüsü artı eksi 1'in rezidüsü S eşittir eksi 1 artı res S eşittir 3. Bir Efes'in ters Laplace dönüşümü bütün rezidülerinin toplamına eşittir. Şimdi rezidüyü nasıl hesaplıyoruz ona gelelim. Bir limitten yardım alıyor demiştik rezidü hesabı. Şimdi S eşittir A tek katlı bir kutup. Tek katlı kutuplar için şunu A'yı düzgünce yazalım. Tek katlı kutuplar için rezidü formülünü konuşacağız şimdi. Res S eşittir A limit S A'ya giderken S eksi A çarpı E üzeri eksi ST eksi yok burada. Bu ST olacak. Laplace'ın formülüne gidiyor aklımız. E üzeri ST çarpı Efes'in kendisi. Bütün rezidülerin hesaplanmasında bu limit formülünü kullanacağız. Bunların hepsini hesaplayıp topladığımızda da ters Laplace dönüşümüne ulaşmış oluruz. Şimdi bir örnek üzerinden bu formülün uygulamasına bir bakalım. Laplace eksi 1 2s kare artı 5s artı 4 bölü paydayı çarpanlara ayrılmış verelim. Kendimizi yormayalım şimdi. S artı 4 çarpı S eksi 1 olsun. Nedir? Şimdi bunun bulunuşu için birkaç farklı yöntemimiz tabii ki var. Yukarıda bahsettiğimiz gibi. En yaygın kullanılanı basit kesirlere ayırmadır. Şimdi biz burada alternatif bir yöntem öğreniyoruz. Şimdi öncelikle kutupları belirleyelim. Kutuplarımız S eşittir 0, S eşittir eksi 4, S eşittir 1. Kutuplar bunlar. Tek katlı reel kutuplar.
İlki için rezidümüzü hesaplamaya başlayalım. Bunların bütün rezidülerinin toplamı bu ifadenin ters Laplace dönüşümünü verecektir. Res S eşittir 0'la başlıyoruz. Bir limit formülüydü, hatırlayalım. Limit burada SA olduğunda SA'ya giderkendi. S0 ise S0'a giderken. Buraya S eksi A gelmişti. Buraya da S eksi 0 gelecek. Çarpı E üzeri S'te çarpı Efes'in kendisi. 2S kare artı 5S artı 4 bölü S çarpı S artı 4 çarpı S eksi 1. Farklı bir renkle devam edelim. Şuradaki tanımsızlığa neden olanı götürmek için zaten bununla çarpılır. Lise hocalarının şu alttaki S'i kapatıp sıfırı koydurtup basit kesirlere ayırırken kas sayı bulması aslında rezidü işlemi yapmalarıdır. Bazıları nedenini bilir, bazıları sadece bir yerden görmüştür. Ama özü rezidü işlemine dayanmaktadır o yapılan şeyinde. Sıfırı koyacak olursak E üzeri S yerine sıfır koyuyoruz. E üzeri sıfır çarpı 0, 0, 4 kaldı burada. Şu parantezini koymamışız. Bölü aşağıda 0'ı koyarsak burada da 0, 0 koyduk. Eksi 4. Ve sonuç olarak buradan eksi 1 sonucumuza ulaştık. Herhangi bir işlem hatası olmasın. Yukarıda 4, aşağıda eksi 4 var. Tamam. Şimdi devam edelim. Eksi 4'ün rezidüsünü hesaplayalım. Res S eşittir eksi 4. Limit S eksi 4'e giderken S eksi eksi 4 diyeceğimiz için S artı 4 ile çarpıyoruz. Şu paydadaki S artı 4'ü götürecek ifadeyle çarpacağız kısacası. E üzeri ST çarpı 2S kare artı 5S artı 4 bölü S çarpı S artı 4 çarpı S eksi 1. Yine farklı bir renge geçelim. Buradaki S artı 4'ler birbirini götürdü. Eksi 4'ü getirip buradaki S yerine koyarsak E üzeri eksi 4T. Eksi 4 koyduk. Eksi 4'ün karesi 16, 32. Eksi 20 artı 4 bölü eksi 4 çarpı eksi 5. Burası 12, 16 eder. Burası 20 eder. Sadeleştirirsek 4 bölü 5 E üzeri eksi 4'te. Eksi 4'e ait rezidümüz de budur. Şimdi son rezidümüzü de hesapladığımızda ve bu üçünü topladığımızda bu ifadenin ters Laplace dönüşümüne ulaşmış olacağız. Rezidü S eşittir 1. Limit S 1'e giderken S eksi 1 ile çarpacağız. Şu paydadaki şu kısmı götürecek ifadeyle çarpıyoruz. E üzeri ST çarpı 2S kare artı 5S artı 4 bölü S çarpı S artı 4 çarpı S eksi 1. Şuradaki S eksi 1'leri götürdük. 1'i koyarsak buraya S yerine E üzeri T çarpı 1'i buraya koyarsak 2, 5 daha 7, 11. Buraya koyarsak 1, 5, 5, 11 bölü 5, E üzeri T. Şimdi burada elde ettiğimiz rezidülerin toplamı bu ifadenin
ters Laplace dönüşümüne eşittir. Ve tek katlı kutuplara sahip bir Efes'in ters Laplace dönüşümü rezidülerinin toplamına eşittir bu şekilde. Şimdi Laplace eksi 1. Şu ifadeyi tekrar yazmayacağım. Bunun yerine Efes diyorum. Eşittir. Rezidü S0 artı rezidü S eşittir eksi 4 artı rezidü S eşittir 1. O da eşittir. Eksi 1 artı 4 bölü 5 E üzeri eksi 4'te artı 11 bölü 5 E üzeri T olarak bulunmuş olur. Daha fazla uzatılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Tek katlı köklerde işte bu limit formülümüzle rezidüleri hesaplıyoruz. Bunların toplamı da bu ifadenin ters Laplace dönüşümünü veriyor. Zorluk çift katlı kökler ile karşılaştığımızda veya üç katlı kökler ile karşılaştığımızdadır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.